Transfer sezonunun en çok konuşulan takımlarından başında gelen isim tabii ki Beşiktaş. Bu sezon çok önemli transferler yapıyor siyah beyazlılar. Ve tabii Beşiktaş deyince takımın as başkanı, futbol şube sorumlusu Sayın Emre Kocadağ ile birlikte Vodafone Park'ta buluştuk. Bir aradayız. Efendim hoş geldiniz Bein Sports'a. Hoş bulduk Güller. Sana da hayırlı olsun yeni program galiba. Çok teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir sezon geçer sizler için de bizler için de. Hep birlikte karşılıklı iletişimimiz bu şekilde olduğu evet, sürece ne kadar inşallah, güzel. İnşallah. Şimdi şunu sorayım ben size. Bu sezon özellikle Beşiktaş taraftarı hangi ismi alınsa ya bir hafta sonra hadi bilemedin 10 gün sonra o takım o oyuncu İstanbul'a geldi ve takıma katıldı. Taraftar çok heyecanlandı. Bu sene Beşiktaşlar gerçekten dik yürüyorlar. Evet. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu transfer dönemi nasıl geçiyor sizce? Tabii geçen sene itibariyle başarılı olmuş bir takım var. Yani biz geçen sene de gayet iyi bir takım kurduğumuzun farkındaydık. Sene başında da bunları ifade etmiştik. Sezon sonunda da iki kupayla ligi bitirdik. Hem taraftarımızın hem bizlerin teknik heyetimizin ziyadesiyle mutlu olduğu, iyi bitirdiği bir sezon oldu bizim için. Tabi bu sene daha zorlu bir sezon başlıyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takım. Geçen sene çıtayı çok yukarılara çıkarmış bir takım. Bu sene o başarıyı devam ettirmek, başarıyı yönetebilmek, başarıyla bir ileri gidebilmek biraz daha zor. En az başarısızlığı yönetmek kadar zor. Çok şükür biz yönetime geldiğimizden beri hem transfer noktasında hem de sportif anlamda başarılı bir dönem geçiriyoruz. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bana gelen tepkiler de öyle. Bu sezonda, transfer sezonu da zaten planlarımız çerçevesinde. Yani bizim geçen sezon devre arasından beri düşündüğümüz, planladığımız, teknik heyetimizle istişare ettiğimiz çerçevede ilerlettik. Emre Bey, Mert'in gelişi özellikle Ersin'in durumu için de bir soru işareti oluşturmuştu. Bunu sizden aslında öğrenebilir miyiz? Yani takımdaki kaleci planlamanızda bir değişiklik olacak mı? Yok, onlar teknik heyetin vereceği kararlar olur. Ama biz de her zaman hocamızın adaletli bir forma dağıtım şekli var. Bir yönetim şekli var takımını. Onun kararını teknik heyet verir. Biz zaten Mert transferi de teknik heyetimizin bize sunduğu, yani transferlerin tamamı teknik heyetimizle beraber bizlerin değerlendirmeleri, beraber hareket ettiğimiz, beraber karar verdiğimiz transferler olduğu için orada karar, kimin oynayacağı kararı teknik heyetimizin vereceği, hocamızın vereceği bir karar. Onun dışında sağ bekte zaten Rozier'den bahsettik. Gerçekten geçen sene verdiği katkı ve genç yaşıyla yatırım yapılabilecek bir oyuncu. Ona da birçok teklif oldu ama kendisinin dik duruşu, Beşiktaş'ta olan... İstanbul Havalimanı açıldığından beri böyle bir karşılama görmedim. Evet, çok ciddi, güzel bir karşılama da oldu. Taraftarımız gerçekten Rozier'e de hak ettiği karşılamayı verdi. Doğal akışında güzel bir karşılama oldu. Onun dışında Rozier ile beraber Mehmet Topal yine Türk oyuncu, tecrübesiyle takıma çok şeyler katacak bir oyuncu. Raşit geldi. Bu oyuncular belki uzun sürdü bu transferler ama ben her zaman anlatıyorum. Bizim transfer yapış şeklimizde biraz durarak hareket ediyoruz. Biraz ağır davranıyoruz. Daha çok karşı taraftan bir adım bekliyoruz. Bize karşı yaklaşsınlar. Raşit'in tavrı nasıldı transferde? Ya Raşit de baştan beri Beşiktaş'ta devam etmek istediğini zaten bildirmişti. Ama tabii ki burada talipler olacaktır. Yurt içinden, yurt dışından Raşit'e ilgi alaka olacaktır. Zaten bu onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun da bir göstergesidir. Geçen sene çok güzel bir sezon geçirdi. Bu normal. Önemli olan bu süreci iyi yönetip sonuçta kendi lehinize bu süreci bitirebilmek. Alex de aynı şekilde. O da çok ciddi piyasa değerlerine ulaşmış, bonservis fiyatlarına ulaşmış. Türkiye'ye gelmiş belki de en yüksek
bonservis değeri görmüş oyunculardan biri. O da gerçekten Beşiktaş'a gelmek istedi. Biz çok istedik Alex'i. Orada da işin sonunda yine maliyet anlamında bu tarz oyuncularda oluşacak maliyetlerin çok daha uygun bir şekilde takımımıza kattık. Onun Salih var, Salih var. Evet. Salih geçen sezon Alanya'da çok iyi işler yaptı. Belki Türk oyuncu olarak baktığımız zaman Türkiye'deki en gözde transferlerden biriydi. En diri orta sahalardan biri. Hem altı oynuyor hem sekiz oynuyor. Teknik ekibin gerçekten hocamızın özellikle istediği bir oyuncuydu. Salih'le de çok güzel bir diyalogumuz var. Salih de Haziran tam transfer açıldığı an itibariyle zaten temaslarımızı kurduk. Biz aldığımız oyuncularda karakter anlamında, sahada koyacakları performans anlamında çok ciddi katkı vereceğini düşündüğümüz oyuncular bunlar. Kamuoyu da bu konuda zaten birleşmiş durumda. Yapılan transferlerde baktığımız zaman, şimdi en son Başuay'ı yine çok dünya çapında ses getirmiş. Yani bir sene gelip burada çok büyük katkı verebilecek bir oyuncu. Çünkü santrafor mevkisi çok zor bulunan. Avrupa'da da çoğu kulübün santrafor aradığını biliyoruz. Doğru isimleri aradığını biliyoruz. Premier Lig'den gelen çok üst düzey bir oyuncu. Kaç gol bandını görür? Bir futbol adamı olarak da siz bir futbol yöneticisi olarak. Yani benim gönlüm 30 golü görsün isterim. Ama tabii oyun içinde ne olur ne biter bilmiyorum. Ama bizim skora götürebilecek oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Skora rahat gidebilecek bir kadromuz var. Hocamızın vereceği teknik taktik bilgilerle beraber, onun oyun sistemiyle beraber ben iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın geçen seneki kadrosu zaten şampiyon olmuş, hak ederek, top oynayarak şampiyon olmuş bir kadro. Onun üzerine gelen çok ciddi isimler. Kenan'ı, Salih'i, Batshuayi'si, Mehmet Topal'ı, yani Alex'i çok önemli, çok ciddi isimler var. Bu noktada Beşiktaş her sene olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yoluna çıktı. Bizim bir gerçeğimiz var, stoper ihtiyacımız olduğunu teknik heyetimiz bize iletti. Stoper noktasında biz bir transfer yapmaya çalışıyoruz. Birkaç isim var bu konuda. Onun sonrasında ya da akabinde yani... Kaan da bu listedeki isimlerden biri olabilir ama şu an birçok oyuncu var. Yani en az 3-4 oyuncuyla biz o bölge için şu an görüşüyoruz. Hangisi dediğim gibi bizim finansal anlamda, maliyet anlamında, fayda maliyet noktasında hangisi bizim için üst noktadaysa diğer transferlerde baktığımız bakış açısıyla, yaptığımız, uyguladığımız stratejiyle aynı şekilde hem stoperde hem belki olursa İşte bir 8-6 oynayabilecek bir oyuncu belki transfer kapanmadan yapmayı düşünüyoruz. Ama asıl öncelikli hedefimiz şu an için stoper bölgesine bir takviye. İnşallah tabii bu noktada bu sene bir şey algısı da var. Beşiktaş favori, Beşiktaş çok iyi başladı. İşte geçen sene diğer takımlara yapılan bir algıydı bu. Bizi çok geride görüyorlardı. Transfer şampiyonu Beşiktaş olarak anılmak bizim hiçbir zaman hoşumuza gitmedi. Gitmez de biz transfer şampiyonu değiliz. Çünkü zaten biz ihtiyacımız olan oyuncuları gerçekten doğru sözleşmelerle kattık takıma. İhtiyacımız olan bölgelere sayısal anlamda çeşitlendirdiğimiz bir takım oldu. Doğru stratejiyle, doğru sözleşmelerle çok ağır yük olmayan oyuncu grubunu kattık. Önemli olan Beşiktaş'ın sezon sonu şampiyon olması. Yani şu an konuşulan Beşiktaş'ı belki erken havaya sokmaya çalışan algı bizim için bir tehlike ve biz bunların farkındayız. Bu algıları da zaten teknik heyetimiz ve hocamız zaten çok tecrübeli bu noktada. Biz takımımıza güveniyoruz, takımımız çok tecrübeli. Ayakları yere basıyor. Biz yine geçen seneki gibi tevazu içerisinde önümüzü göre göre her maça galibiyet parolasıyla çıkıp sezon sonunu bu disiplin içerisinde sezon sonunu görmek istiyoruz. Şunu sorayım. Laiç, Douglas, Lens bu oyuncular A takımda bir arada değil. Evet.
Gelecekleri ne olacak? Sizin yorumunuz olabilir mi? Tabii Lens ve Douglas geçen sene de zaten Douglas özellikle kalmıştı. Lens sonrası bir kara gümrüğe gitti ikinci yarı. Burada da biz onlara yine yardımcı olabileceğimizi söyledik. Kendilerine kulüp bulmaları noktasında telkinlerimizi devam ettiriyoruz. Bir şekilde yolları ayırmanın yollarını arıyoruz. Tabii çok geçmişte yapılmış uzun süreli kontratlar bu sonuçları doğurabiliyor. Maalesef bu oyuncu, yani iki oyuncu özelinde söylersek, biz futbol oynamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bir yerde gidip oynamaları için maddi manevi her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kendilerine söylüyoruz. Fakat şimdiye kadar ilerlemiş bir durum yok o noktada. Adem'le alakalı da aldığımız bir karar var. Adem de şu an izinli kulüp tarafından. O da Adem'e gelen teklifler var. Değerlendirecektir diye umuyorum. Olmazsa yine teknik heyetimiz bir karar verecektir kendisiyle alakalı. Son olarak şunu sorayım. Artık yeni bir yabancı kuralı var Türkiye'de. Evet. 3 Türk oynaması gerekiyor ve bu sayı artacak. Sene geçtikçe 4 ve 5 olacak. Beşiktaş'ın bakışı nasıl? Ve kadroya tabii ki etkisi nasıl olacak? Bana şahsi fikrimi soruyorsan, bence futbol içerisinde yabancı, yerli, genç, yaşlı ayrımı olması gerektiğini çok düşünmüyorum. Çünkü bu oyunun bence heyecanına, temeline, bütün ruhuna aykırı bir durum. Ayrıştırıcı bir şey olmasını ben tasvip etmem, desteklemem. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Yeni programda sizle birlikte hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Sağ ol, teşekkür ederim. İnşallah yeni sezonda birçok kez bir araya geliriz. İnşallah. Sağ ol. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Sayın Emre Koca da Vodafone Park'ta konuğumuzdu. Görüşmek dileğiyle.